Arkadaşlar, Manavgat içerisinden şöyle çevre yolundan bir Çolaklı'ya doğru gidip geleceğiz. Motorla turlayalım, kilometre yapalım beraber. Bakın, geçen videoda gösterdiğim telefon tutacağını bu şekilde koydum. Şu anda biraz eğri duruyor da şöyle düzeltiriz bunu. Gayet iyi iş yapıyor yani şu anda. Dediğim gibi ileride şu navigasyon barına küçük bir, daha minimalist bir telefon tutacağı. Oraya bir telefon idareten, yurt dışından da bir tane navigasyon getirttirebilirsem artık güzel. Çin'den falan. Oraya da güzel bir navigasyon takacağız bakalım ilerleyen zamanlarda. Ama şimdilik iş görüyor, görüyorsunuz. Yani müdahale etmesi basit, tam gidonun üzerinde. Burada şöyle biraz eğilmeniz gerekiyor öne, hani haritayı ileri geri yapmak için. Ama burada daha böyle basit. Sağa sola parmağınızı hareket ettirebilirsiniz. Eylül'ün sonuna geldik. Artık Manavgat'ta havalar iyice kapanmaya başladı. Akşamları serinledi güzelce. Sanırım bugün veya yarın da güzel bir yağmur bekliyoruz bakalım. Motor sıcaklığımız 75 derece. Hadi biraz gaz açalım. Camımız en üst kademede. Bakın 7. vitese atmak istedim, gördünüz mü? Refleks. Yani fazla devir çevirdiğini düşünüp ayağımla 7. vitese atmaya çalıştım. Bunu kendi gözlerinizle gördünüz. İnşallah dişli değişiminden sonra yani bu karakteri birazcık daha yumuşatacağız. İşte vites aralıkları uzamış olacak. Böylece böyle uzun yollarda daha konforlu bir şekilde, daha düşük devir çevirerek ilerleyebileceğiz. Ama şu an için de iyi yani. Bayağı rüzgarlı bir hava var. Sabitlememizi açalım hadi. Bakın hız sabitlemeyi açtım. Biraz da gaz veriyorum. Bayağı da trafik var valla. Yani Ekim başlayacak. Hala turizm trafiği var arkadaşlar. Hız sabitlemeyi kapatalım. Yani sorular geliyor sürekli. İşte alalım mı? Yapalım mı? Motor nasıl? Memnun musun? Arkadaşlar sürücü çok sevdiğim model. Yani gerçekten bakın. Kendim sahip olduğum için anlatmıyorum. Yani videolarda da uzun uzun anlattım zaten. 5-6 aydır beklediğimiz modeldi. Yani şu motor 6-7 bin dolar olsa Türkiye'de peynir ekmek gibi kapışılacak bir model. Bizde fiyatı yüksek çıktığı için bu kadar tartışma konusu oldu bu motor. Yoksa yani hani CRF 250 ile falan kesinlikle kıyaslanmaz arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir makine. Sürdükçe süresiniz geliyor. Bakın şu anda ışıklarda bekliyorum. Yani yaklaşık 30-40 saniye oldu. 70 derecelere kadar düşmüştü sıcaklığımız. Şu anda 79-80. Hafiften ısınmaya başlıyor artık. 81. Yani 70 ile 90 arasına bu şekilde ışıklarda beklerseniz, motor hava almazsa böyle çabuk bir şekilde çıkıyor. Bakın 83 oldu. 84. Hadi bunu canlı olarak izleyelim beraber. Yaklaşık 1-2 dakika aralığında 70 derecelerden 90 dereceye gelecek. 85-86-87. Şu anda bacaklarımda kesinlikle bir sıcaklık yok. Yani normal piyasa işi tot pantolon giyiyorum şu anda. 88, 89. Şimdi fan açacak. Fanı açtı arkadaşlar. Trafik sesinden duymuyor olabilirsiniz. 90'da fanı açtı. Hafif bir ılık hava şu şekilde çaprazlardan geçiyor şu anda. Sol çaprazdan da. Ama kesinlikle rahatsız etmiyor. Bakın altını çiziyorum. Yani kot pantolonla rahatsız etmiyor. Şu anda da duruyorum gördüğünüz gibi. 2 dakika oldu aşağı yukarı. Daha yeni yeşil ışık yandı. Şu aradan kaynayalım. 88 bakın. 87. Düşüşünü de izleyelim hadi beraber. 86. 85. Böyle 1 dakika içerisinde falan da 70 derecelere düşüyor motor. Şu anda az önceki sıcaklığın bir miktar böyle hani dizimle ayağımın arasına, ayak bölgesine geldiğini hissediyorum. Ama ılık bir hava. Bakın o motorda biriken sıcaklığı şu anda motor atıyor. Rüzgarla beraber 78'lere geldi. Şimdi 70 derecelerde sabitlenince motor uzun yolda. O ılıklığa ulaşacak radyatör ve motor bloğunun kendisi.
Ve bir süre sonra ılımlık da gelmeyecek arkadaşlar. Işıklarda dur kalk yaptığınız sürece hareket esnasında, harekete geçtiğiniz anda belli bir miktar ılıklık ayak bölgenize, işte dizinizin altına geliyor. Ama bu bacak yakacak bir sıcaklık değil, onu söyleyeyim. Şu anda da ayağımda su geçirmez, işte Decathlon'dan aldığım bot var gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Hiçbir şikayetim yok. Yani diğer bu 800-1000 cc motorlarla falan karşılaştırınca, yani onlar kadar ısınmadığını, işte onların yarısı kadar ısındığını çok rahat söyleyebilirim. Bakın yine 75 derecelere düştü gördüğünüz gibi. Bu şekilde hareket ettiğinizi düşünün. Yarım saat, 1 saat, 2 saatlik turlarda, yani 70 derecelerde bir sıcaklık, hiçbir şekilde ayağınıza gelmeyen bir ılık bir hava esintisiyle gezebiliyorsunuz. Hissetmiyorsunuz, öyle söyleyeyim yani. Onun altını çiziyorum. Aa, buradan da işte bir sıcaklık geliyormuş ya demiyorsunuz. Sadece ışıklarda dur kalk yapıp işte ışıklardan hareket ettikten sonraki 1-2 dakika boyunca bir his var. Uzun yola çıktığınızda o his yeniden geçiyor. İşte Kumköy kavşağı. Sol şeride çıkalım. Yine dönüşte bayağı bir trafik var. Olmazsa sahil şeridinden dönelim. Motorun aksesuarlarını yavaş yavaş tamamlıyorum. İşte geçen videoda gördüğünüz arkaya bir top case aldım, alüminyum. Gayet iyi, halen memnunum. Güzel. 51 litre. 2 tane kask sığmıyor arkadaşlar. Onu soranlar var, bayağı bir soran oldu. 2 tane kask sığmıyor. Benim kaskım Small Scorpion Exo 1400 Air serisi. Biliyorsunuz onunla incelemesini yapmıştım. Yani o iki kasktan, yani benim kasktan 2 tanesi daha doğrusu yan yana sığmaz. Bir kaskım, bir tane üstümdeki kışlık montum, güç kaplan çok rahat bir şekilde sığıyor. Yanına işte yarım litrelik iki tane su, cüzdan, GoPro'nun aparatları falan, GoPro'nun kendisine dahil rahat rahat sığar. Onu söyleyeyim. Belki spor ayakkabı falan da hani montu ezerek sığdırılabilir. Ama benim işte giysilerim zaten burada. Yani işte bu şu sağ tarafta mesela deniz malzemelerim var. Yavaştan artık deniz sezonu kapanıyor. Burada işte terlik, iki tane tişört, iç çamaşırı, ondan sonra deniz şortu iki tane falan, bunlar var. Şu anda boşa çıktı. Bunun malzeme arka top case'de duruyor. Buna ne yapacağım? Artık kış sezonu geliyor malum. İşte montun malzemeleri, atıyorum iki katman içliğini sökerim. Tura çıktığımızda takmak üzere buraya koyarım. İçlik alırız büyük ihtimalle yanımıza. Onlar burada durur. İşte yedek, eşofbandı, işte spor ayakkabıydı falan bunlar. Buraya koyulabilir arkadaşlar. Hem düşmesin ama motor düşerse bir şekilde bunlar hava yastığı görevinde güzel bir şekilde görmüş olur. Bakın şu anda anlık yakıta bakıyorum. 70 km hıza sabitlediğim gibi 2.2, 2.1, işte biraz gaz açarsam 2.3. Bakın şöyle sabit 2.1. Anlık yakıtımız bu şekilde. Peki ortalama? Ortalama 4.8 arkadaşlar. Bakın 124 kilometrelik trip 1 verisi. Yani bu son kullediğim deponun ortalaması şu anda 4.8. Ama depoyu iyi kaldığım zaman bayağı bir sıkıştırdığımı söylemeliyim. Yani 124 kilometrenin 124'ü boyunca bu şekilde hani 70-80 kilometre hızla, sabit hızla seyahat etmedim. Ve ortalama hızımız bakın 34. Genellikle işte şehir içinde dur, kalk, bas, çek, gaza bas, İşte frene bas, bu şekilde bir tempo ile sürdüm motoru. 4.8 yakmış. Yani böyle uzun yolda sürerseniz bunu 70-80-90-100, işte dağ yollarında falan 3.5-4 litre arasında çok rahat seyahat edebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ki onun testini yapmıştım kendi köyüme çıkarken, yalan olmasın 3.6 litre falan yakmıştı 50 kilometrelik mesafede ortalama. Telefon tutucu, titreşim engelleyici mekanizma var ama hani bir miktar bakın şöyle yalpa yapıyor. Plastik malzeme, 300 gramlık malzeme. Dediğim gibi şimdilik iş görsün yeter. Bakın işimi de görüyor. İleride daha muntazam, daha şık bir şey yaparım. Şuraya bir navigasyon, buraya daha kibar bir telefon tutucu alınabilir. Bizim Türkiye'de piyasada işte Nukrotekler falan var. Ya da bu hani daha küçük bir telefon tutucu vardı. Neydi onun adı, unuttum. Onlardan falan takılabilir. Böyle hani çevirmeli kılıfa yapıştırıyorsunuz ya. Ama şu anda bakın bu ahtapot tutucu gayet iyi. Hani görüntüyü de öyle olağanüstü derecede bir kötüleştirdiğini söyleyemem.
uzaklaşıyoruz. Acaba radar mı? Biraz yavaşlayalım bakalım. Değilmiş. Bakın hiç düğmeyi iptal etmeden gaz açıyorum ve bırakıyorum. Nereye kadar çıkarsa artık. Biraz kısıyorum. Sol tarafa. Ve komple iptal ediyorum. Işıklara yaklaştım. Bugün günlerden cumartesi. Bakalım çocukları da ayarlayabilirsek beraber yarın bir tur rotası oluşturabiliriz. Kış gelmeden bir kamplı falan bir tur yapalım diyorduk ama bir türlü hani hepimiz müsait bir zaman denk getiremedik. Mutlaka birimizin bir işi oluyor cumartesi günleri. Cumartesiden çıkıp güzel bir kamplı tur yapsak efsane olurdu aslında. Şimdi de buraya kırmızı yandı. Evet, ters şeritten gelen bir vatandaşımız. Evet, ters şeritten gelen bir vatandaşımız daha. Tavşak yakın olduğundan buradan çıkıp çıkıp giriyorlar vallahi karşıya. Böyle motorumuz koyalım. Bu benzincilerde yerler neden kaygan bu kadar? Şöyle kapatalım. Bakın motorumuz, çantamız, yan çantalar. Hadi çantayı bir beraber kullanalım. Sanki böyle bir tura çıkmışız gibi. Bakın arkadaşlar, bir adet sırt çantası. Bu da benim cüzdan, eldiven. Montu da çıkaralım. Şurada bir mola veririm 5 dakika. Onu da göstereyim size. Bakın montu da böyle koydum. Bodozlu ama yani kask zaten şuraya sığıyor bildiğiniz gibi. Gayet iyi. Şu şekilde de kapatıyorsunuz. Süper. Hadi tekrar lan yola. Bakın arkadaşlar, telefon tutucu da incelemesinde şöyle bir şey söylemiştim. Şu telefonu şöyle koyduğumuzda hani şu ses açma ve kapatma açma düğmesi şuraya denk geliyor ya. Sonradan hemen zihni sinir bir düşünce bu tarafa doğru çevirince aklıma gelmemiş videoda. Bunlar buraya geliyor ve hiçbir şekilde bir müdahale yok. Burada bir basış yok. Sorunsuz bir şekilde oturdu bakın. Buradan da telefon şarjımızı aldık. Şuna birkaç tur doladım. Direksiyon döndüğünde bile hani rahatça dönebilsin diye biraz gevşek bıraktım. Bu şekilde yaptım bunu. Şu anda hızlı şarj açık bakın. Eldivenin de dokunmatik özelliği bayağı kaybolmuş. Telefonu hassas eldiven moduna almak lazım. Bakın buradan sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyorum şu anda. Şarjımız da oluyor. Geçenlerde yan ayaklığa güzel bir WD-40 sıktım. Bir miktar da zincir yağı sıktım. Bakın yumuşacık oldu yan ayaklık. Hadi ilerlemeye devam. Gelirken dediğim gibi şimdi şu sahil şeridinden gidelim beraber. Çevre yolunda biraz trafik var gibi çünkü. Buradan bir de görebiliyorum şu anda. Yani şu motor arkadaşlar, hani böyle tamam tavsiyeti az diyelim. Yani kesici de 160'a falan giriyor ama bu tarz böyle, bakın böyle hani dağ yollarında, bizim Anadolu'da çok meşhur olan böyle, yani yollarımız zaten bozuk. Nerede 130-150 yapacağız ki? Ben hani Manavgat birisi olarak söylüyorum, ben bir Konya istikametine gitmedikten sonra, dümdüz bir yola çıkmadıktan sonra 140-150'yi çok nadir görebiliyorum yani. 2 dakika, 3 dakika falan basabiliyoruz. Dağlardaki bu geniş düzlüklerde. Onun dışında bu yolda falan hani genellikle böyle seyahat ediyoruz. Yanımızı riske atmamak için. Çünkü çok fazla trafik var Antalya yolunda. Hani 100-110-120 gayet yetiyor. İşçi değişiminden sonra da bu işte 10-20 km daha artacak zaten. Olacak size 120-130-140 km sabit gidebildiğiniz hız. Bu
aslında hani benim gibi, benim düşünceye sahip bir insan için fazla yeterli. Yani ben 200 kilometre tatlısı olan motorla zaten 200 basmam arkadaşlar. Yani Allah korusun, çoluğumuz çocuğumuz var. Zaten trafiğe çıkarken bile çok fazla düşünüyoruz yani. Ulan bir manyak gelecek, arkadan çarpacak, bir şey olacak mı falan diye. Hani biz kendimizi ne kadar korusak da çok fazla dengesiz sürücü var piyasada. Ne yapacakları belirsiz. O yüzden bakın bizim turlarda falan dikkat edin. Biz bir an önce dağlara atarız kendimizi. Yani böyle trafikte burada sürmeyi sevmiyoruz biz. Hani mecburen girip çıktığımız oluyor tabii ki dağlara çıkana kadar. Ama biz dağcıyız arkadaşlar. Hafif stabilize. Yani mıcırlı yollar. Dağlarda böyle manzarayı izleye izleye seyahat etmek çok daha zevkli. Buradan sola sileye doğru dönüş yapalım. İkinci vitesi de kaldırıyorum. Hafif yarım devriyaj. Çantaları taktıktan sonra falan yani motorun heybeti çıktığı baya bir arttı. Oldukça fazla dikkat çekiyor manavgatta. Yani işte hani CF moto deyip geçmeyin. Dışarıdan markasını, modelini bilmeyen insanlar abi bu neymiş ya? Hani bu tasarım, bu marka ne, bu model ne, kim yapmış bunu diye soru yağmuruna tutuyorlar. Tabii ki insanlarda hep bir ön yargı. CF moto diyorsun, abi o nerenin malı diyor mesela, adamın motorla hiç alakası yok. Kim diyorsun, ha diyor, şöyle bir çekiliyor tabii. O olacak artık arkadaşlar, yani ona yapabilecek bir şey yok. Çinliler de geliştirecek inşallah kendini. Çin'de 5 liraya da mal var, 5 milyona da mal var. Önemli olan bizi mutlu edecek, bizi yarı yolda bırakmayacak. Yani elimizden geldiğince sadece bakımları yaparak gezebileceğimiz, fiyatının da istikrarlı bir şekilde hani düşük olduğu bir model seçip ille Çin alacak diyorsak hayatımıza devam etmek. Piyasada birçok marka model var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Hepsinin kendine göre eksikleri ve artıları var. Bu yüzden aldığımız motorları zevkle binmeye devam ederiz umarım. Ne alırsak alalım. Yani ya ben motora birazcık daha alıştım. Hani amortisöre. Ya da amortisörler böyle bir tık daha yumuşadı gibi sanki. Geçenlerde videosunu çekemedim ama bayağı bir bozuk yola girdim. Yani amortisörleri sağlam bir çalıştırdım aşağı yukarı. Böyle tatlı çukurları seçerek, giderek isteyerek girdim içerisine. Ben de alışmış olabilirim tabii. Ama zamanla bir miktar daha yumuşacak hissi oluştu bende. Şu an için mesela güzel. Bir Naked'da bir Adventure motor arasında bir amortisör dalga dışı var. Bu tarz düz yollarda. Hızlı yapılan off-road'larda çok iyi. Yani o hani çukurlara, engellemelere, uçmalı kaçmalı yükseklere falan hızlı girdiğinizde amortisör çok iyi çalışıyor. Ama böyle yavaş yavaş hani off-road yapıyorsanız amortisörün bir tık sert geldiğini siz de hissedeceksiniz. İnceleme videosunda da konuştuk zaten. Kaydırmalı debriyaj çok iyi çalışıyor. Yani bakın bir yanda hiç gazla oynamıyorum bakın. Tak tak düşürebiliyorum arkadaşlar. Arkayı kesinlikle kilitlemiyor. Işıksız kavşaklar tehlikeli. Bakın aradan çıkabilirler. Dikkat etmek lazım. Çanta tamam. İşte navigasyon ileride. Telefon tutucu şimdilik idare eder. Zaten ön çantalarımız var. Bundan sonraki aksesuarımız büyük ihtimalle sis lambası olacak. Yani şu USB'den yanda şarj olayı. Bildiğiniz gibi incelemede söylemiştim. Bir adet Type-A klasik. Bir adet de Type-C, Tip-C şarj girişi var. 10 numara. İsterseniz bunu GoPro'ya da bağlayıp GoPro'yu da şarj edebilirsiniz arkadaşlar uzun bir kabloyla. Biliyorsunuzdur zaten GoPro kullananlar. GoPro'nun pilleri 2 senede falan pişiyor. Yani kullansanız da kullanmasanız da. Bu yüzden mesela bendeki GoPro 9 içerisinde pil olmadan powerbank'tan direkt giriş yapıp şarj edebiliyorsunuz. Bu da bir nevi powerbank gibi düşünün. Buradan kabloyu takıp saatlerce aralıksız çekim yapabilirsiniz. USB'den elektriğini alarak. O da güzel bir iş. Açısı falan da güzel. Yani gidonu da engellemez. Şuradan kabloyu uzatırsınız şöyle GoPro'ya. Bir miktar uzun bırakırsınız kabloyu. Elinizi ayağınıza dolanmayacak şekilde. Ya da işte cebe bir tane powerbank atıp GoPro'yu da oradan besleyebilirsiniz. O da ayrı bir çözüm. Hızlı şarj yapıyor şu anda. Bu arada dolmasına 30 dakika falan diyor telefonum. Abi her yerde trafik var ya. Çevre yolu trafik, burası trafik. Herhalde bu trafik Kasım'da falan bitecek. Of, dumanı da yedik valla. Mazotun kokusu da ayrı bir güzel. Zehirli olmasa bile
Evrenseki'den Side tarafına doğru gidiyoruz. Yani Antalya tarafından Maragat tarafına gitmişim. Bilmemeniz için. Hadi sağdan geçmeye çalışıyor vatandaş ya. Ne kadar garip var ya. Ya sol şeritten araba gibi gidiyorum şu anda. Abi sağ şerit zaten arabalar park etmiş. Sağımdan sıkıştırmaya çalışıyor. Yani tatil dolu memleket, yemin ederim. Efendi efendi şöyle yavaş yavaş giden adam yok ya. Çıktı çıktı. Bir ay oldu. Valla. Aynen. Bir aydır bende. Kaç oldu kilometresi abi? 600 küsür. Emin misin? Güzelmiş diye kadar. Gayet iyi valla. Çok iyi. Aynen. Tahir abi alacaktı. Bundan o da 800 aldı ikinci el. Bizim arkadaşın motorudur o büyük ihtimalle. Görüşürüz. Heybeti falan güzel. Böyle abi seniz. Hop. Bayağı trafik var ya. Ne abi? Trafik çok diyorum bugün. Bir de onun arkasında şey var. İki tane çapla var. Hiçbir yerden geçemiyor. Şehir içine girmiyor bilerek. Aynen aynen. Abi kocaman makine. Giremiyorsun ki aralardan. Şehir içinde onları söküp kaldıracaksın direkt eve. Zaten kullanmıyor. Diyorum sök diye de biliyor. 800 metre tayra. Biliyorum biliyorum. Benim arkadaş da vardı. Sattı o. Onu bayağı düştü fiyatları. 350-360 o civarda falan. Aldı işte. Evet. Yani zaten bunu sıfırdan alacaktı. Çık hadi ha bekle ha bekle ha bekle. 450 SR vardı. Aynen. Dedi baktı çıkmayacak. İşte 2 ay önce falan aldı 800 metre. İyi yapmış. Güzel motor. Hadi görüşürüz. Hadi. Trafik yoğun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle sokaklarda bakın denk geldi. 250 SR olan arkadaşım birisi yorum yaptı. Baktı. Bayağı ışıklardı falan motora. Yani bayağıdır beklenen bir model 450 MT. Piyasada işte Yamaha'sı olan, Honda'sı olan herkesin de ilgisini çekti onu ben size söyleyeyim. Hani alır almazlar kendileri bilir ama şunun altını çizeyim ben. 450 MT arkadaşlar 10 senedir bütün motorcuların Yamaha'dan, Honda'dan, KTM'den yani bu hani dört büyükler dediniz işte BMW'den hadi Ducati'yi de katalım işin içerisine hepsinden beklenen bir motordu. Yani şu tarz bir tasarım 10 kilo hafif olur, 10 kilo ağır olur ama ben bir şey demiyorum. Yani o motosiklet firmasının tecrübesine, kalitesine bağlı. Ama işte silindir hacmi 450-500 cc olan çift silindir olacak minimum tek değil. KTM'deki gibi, işte Himalayan'daki gibi tek değil. Çift silindir, arazi kapasitesi olan, işte amortisör esnemesi 20 santimlere yakın olan, tel jant olacak, tubeless lastik olacak, işte Transalp'teki gibi iç lastik olacak mesela. Fiyatı tamamen tercih meselesi, ister yüksek olsun ister düşük olsun, markadan markadan bağımsız konuşuyorum. İşte BMW'de yüksek olur, Honda'da Yamaha'da bir tık düşük olur, ona ben bir şey diyemem. Ama adamlar yapmadılar arkadaşlar motoru, yani 10 senedir bu tarz bir motor üretilmedi. Ha şimdi diyeceksiniz bana işte abi Honda'da NX500 var. Hani onu unuttun mu? Yo onu da takip ettik biz. Hatta Antalya'ya böyle bir iki tane numune geldi. İşte bu sonbaharda devamı gelecek dediler. Ama motorlar kayboldu arkadaşlar. Hani bir ay falan bir showroom'da durdu. Ne bir tanıtım ne bir gerisi geldi motorun. Hala getirmediler de NX500'ü. Ama işte NX500 yani arazi kapasitesi belli limitlerde olan bir motor. Yani %80-90 motorcuyu tatmin eder. Araziye de girer. Hafif araziye ama yüksek kapasiteli arazi kapasitesi yok. Bu dünyadaki insanlar bizim gibi değil. Adamlar 5-6 bin dolara motor alıyorlar. Motorları parçalıyorlar arkadaşlar araziye girip. Yani zor kullanıyorlar. Bozulsun abi diyorlar. Yani 5-6 bin dolar aldım. Benim bu 2-3 aylık bağışım diyor adam. Problem değil diyor. E o yüzden rahat rahat kullanabiliyorlar yani motorları. Ha biz alıyoruz işte 300-400 bin liralara 6000 dolarlık motoru. Araziye girerken kıyamıyoruz motora yani. Böyle bir çıkmazımız var bizim. Yani şu motor istediği kadar arazi kabiliyeti yüksek olsun. E yani düşürdüğünüzde ister istemez içiniz acıyor. E bu motor düşecek, düşmesi lazım. O yüzden koruma demirleri var zaten üstünde. Araziye girip de düşürmeyen adam var mı? Hayatınızda gördünüz mü hiç? Yani düşürmüyorsa zaten motorun limitlerini zorlamıyordur.
O yüzden ben de hani inceleme videosunda ne dedim? İlk 5000 kilometre hafif arazide gezerim motora alışana kadar. Çünkü belli bir miktarın üstünde bir para kıyıyoruz, buna veriyoruz. Alıştıktan sonra hani bir miktar arttırırım araziyi. Ama yine bu Amerikalıların, Avrupalıların yaptığı gibi yüksek kapasiteli arazi videoları çekmem büyük ihtimalle, hani çekemem. Çünkü düştüğümde, bir yeri kırıldığımda, işte diyorsunuz yani CF Moto'dan abi 2 ay parça bekliyoruz. İşte onu ben de biliyorum. O yüzden yani bu tarz bir bekleyişe girmemek için daha yeni oturuyor piyasaya motor. Yedek parçası çoğalsın, işte servis kalitesi bilmem nesi otursun biraz. Bu tarz bir sıkıntı yaşamamak için ister istemez bir miktar hafif offroad'da süreceğiz arkadaşlar motoru. NX500 de umarım gelir. Yani hazır CRF250 rallilerin işte 210.000 liralara düştüğü bir piyasada NX500 de gelirse, herhalde 2025'e bırakacaklar ama onu getirirlerse, eğer vazgeçmezlerse uygun fiyatla girecektir. Yani bu diğer Çinlilerin, işte ben araziye girerim diyebilen Çinlilerin fiyatlarını da aşağıya çeker. İnşallah da çeker arkadaşlar. Yani çeksin ki motosiklet piyasası güzel fiyatlara geri gelsin. İnsanlar rahat rahat motorlarını satın alabilsin. Dediğim gibi yapmıyorlar abi, 10 senedir KTM tek silindirden gidiyor. İşte Honda'sı, Yamaha'sı şöyle güzel bir 450-500 cc makine çıkarmadı hala. Bu tarz yani. Ya bu CF moto nasıl yapabiliyor abi bunu? KTM'ye işte 790 adventure'ı CF moto üretiyor bildiğiniz gibi. Her şeyle, bütün civatasına varıncaya kadar. Yani bu CF moto bu tasarıma sahip, atıyorum 10 kilo fazla ağırlığı var diyelim, tamam. Ya KTM de yapsın çift silindir. Hani niye yapmıyor abi? İnsanlar bekliyor bunu, 10 senedir talep ediyor. Sonra insanlar da Çinli makine alınca Honda'ya, Yamaha'ya, işte başka markaya binen adamlar abi almayın elinizde kalır şöyle böyle. Ya adam bunu talep ediyor. 10 senedir bu markalardan bunu talep ediyoruz arkadaşlar. Çıkarın diyoruz, alacağız diyoruz. İşte biz de hani Honda, Yamaha alalım, sıkıntı yok. Ki ben koronadan sonra acayip bireylenmiş durumdayım hani Honda ve Yamaha'ya. Biliyorsunuz Türkiye piyasasında stokçuluk deyince Honda ve Yamaha geldi bir dönem insanların aklına. Hala insanlar şikayetçi. Ya ama tamam hadi unuttuk diyelim. Bu arada bakın bir ne olmuş? Burada bir olay olmuş. Kaza mı olmuş? Evet. Kaza olmuş. Yazık. Geçmiş olsun. Hadi tamam yeniden tercih edelim Honda, Yamaha'yı. Ama yok arkadaşlar. Yani 450-500 cc bir makineleri yok adamların. Yani TNR 750 alıyorsunuz. Tamam alalım. İşte 500 bin lira üzerinde bir fiyatı var. Tamam bütçemiz de var diyelim. Ya adamlardaki sele boyunu kendiniz görüyorsunuz. Sanki bütün dünyadaki insanlar 1.90 üzeri gibi. Ya ben şimdi 1.73 üzeri bir insan olarak, 1.73 civarında bir insan olarak nasıl bineyim abi TNR'ye düzen? Amortisörleriyle oynamam lazım. Ya onu da motora kıyamıyorum. Bütün amortisör kapasitesini alacağım motordan. Transalp alayım dedim. Hani bu biraz daha uzasaydı gelişi, büyük ihtimalle Transalp 750 alacaktım. İç lastik olmama, iç lastikli olmasına rağmen. İyi ki geldi bu motor. Yani bir dünya para veriyorsunuz, 500 bin lira para veriyorsunuz, motorda iç lastik var. Onun da sele yüksekliği 85 santim civarı. Ya selesini tıraşlatacaksınız ya işte alçak sele isteyeceksiniz, ne kadar düşürüyor bilmiyorum, 1-2 santim düşürüyordur. Yine ya da onda da arka motorunda oynayacaksınız. Yani şu motorları, şu CF moto kadar aklınız yok mu abi? Yapın 80-82 santim, bakın bu bir eleştiri. Senelerdir bütün dünyadaki insanlar eleştiriyor bunu. Yani dünya ortalamasını, bu motorlara binen insanların ortalamasını hani alsanız. Abi nereden dönüyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Alsanız yani 1.70-1.75 çıkar. Yani hepimiz 1.80-1.90 üstü insanlar değiliz ki. Ya bunu firmalar da biliyor ama işlerine gelmiyor herhalde. Bakın şu motorda 82 santim sele standart. Arka motordan bir civatayı söküp 80 santime düşürebiliyorsunuz. Boyum uzun mu benim? Hadi tamam 1.85-1.90'ım, bu sele bana alçak geldi. O zaman işte boyun uzunsa opsiyon seleyi alıyorsun. Onda da 85-87 santim arasında sele yüksekliğini ayarlayabiliyorsun. Yani her kesime hitap eden standartında 1.70-1.80 arası sürücüleri, dünya ortalaması dedik ya bu, mutlu eden. Ama 1.80 üstüysen sen mutsuz olursun abi. Bakın sana
yüksek sene de yaptım. Ben diyen bir firma var karşımızda. Ben şimdi CF moto övmeye çalışmıyorum. Yani bunu Honda Yamaha yapsın, onu da överim ben. Bu tarz bir davranış şekli daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Yani ben bunu anlamıyorum hani bu koskoca firmalardan. Yani eleştiri işte, Transat dedim, alıyordum, ucundan döndüm, parasını ayarladım, bankada kenara koydum. Gerçekten alıyordum yani. Yatıp kalkıp Transat'ın videolarını izliyordum bununla beraber. Hani bu gelmeyince. Ya çok basit bir mantık ya. Bu Japonlar gerçekten garip insanlar. Abi ortalama yakıtı gösteriyor. Bakın ortalama yakıtı. Hani buna da mı bahane buluyorsun abi? Hani bunu da eleştirme diyeceksin de. Abi niye eleştirmeyeyim? Hani bunun da bak bir sürü şeyini eleştiriyorum. Motoru aldık diye sürekli her şeyi övmüyorum motoru. Daha da eleştireceğiz motoru, gömeceğiz. Eksiklerini hissettikçe ben size söyleyeceğim. Yani Transalp'e geri dönerim. Yani ortalama yakıtını gösteriyor. Hatta mesela 153 kilometrelik bir tur yaptınız diyelim. Onun yakıtını gösteriyor size. İşte 6.2 litre yaktım diyor mesela. Ama abi menzili göstermiyor motor. Yani garip değil mi? Bunun yazılımını koymuşsun. Bunun şamandırası var. Ölçebiliyorsun. Belli ki ortalamayı gösteriyorsun. Hani ortalamayı da gösteremiyor olsan anlık yakıt tüketimi falan. Tamam derim. Yani o dijital kod bu makinede yok. O sistemi koymamış adam o elektronik şamandırayı, beyni. Ama o da var. Ya abi neden menzili göstermiyorsun sen? Çubuk var arkadaşlar. İşte 6-8 kademe çubuk var. Son kademeye geldiğinde neymiş? 50 kilometre, 60 kilometre menzili kalıyormuş. E ben onu bak, bakın 7. vitesi atmayı istedim gene. Eleştiriyorum bakın. 7. vitesi istiyor motor. Alışmışım çünkü. Yani şu tarz 70-80'de giderken ben 3000 devir çevirmeyi istiyorum. Dişli lazım. Dönelim Transalp'e. Abi ben niye menzilimi göremiyorum motorda? Yani 500 bin lira makineye para vermişim. Yani menzilin kodunu yazacak satır, bir satır kod. Yani yazılımcı arkadaşlarım var benim. Her şey hazır motorda, bir satır kod. Yani menzili orada işte 122 kilometre menzilin kaldı. Yemeği göstermiyorsun. Doğru yanlış. Hata payı olsun, önemli değil. Bakın burada 190 kilometre menzilim kaldı diyor. Altlarda çubuklar var. Bütün motorlarda var arkadaşlar bu. Swart Blender'e vardı. Ha doğru yanlış ayrı, 100 kilometre kaldığında menzil göstermiyordu. İşte artık hani düşük yakıt uyarısı veriyordu. Çünkü deposu küçüktü onun, 9.5 litre bir deposu vardı. İşte 3-4 litre kaldığında aşağı yukarı zaten hani 100 kilometre yapıyor yakıtla. Ne yapıyordu? Depo düşük uyarısına geçiyordu. Ama 100 kilometre, 80 kilometreye gelinceye kadar gayet rahat gösteriyordu arkadaşlar menzili. Korkmadan binebiliyordunuz. Ben yani 90'lardaki gibi kilometre hesabı yapacağım motorda. Garip. Yani diyorum ya, kusursuz motor yok. Ufak da olsa, büyük de olsa her motorun bir kusuru var arkadaşlar. O yüzden çok iyi inceleyin. Bakın, bütçenize bakın. Özellikle bizimki gibi enflasyon yüksek olan ülkelerde. Yani nakit alırsam ne olur? Taksit alırsam ne olur? İşte banka faizlerini araştırın. Her şeyi düşünün. Ondan sonra kararınızı kendiniz verin. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ben 450 MT'den şu ana kadar memnunum. Dediğim gibi umarım bir arıza çıkarmaz, bir sorun çıkarmaz. Çıkarırsa hep konuşuyoruz, sorunsuz motor yok. Umarım uzun süreler sonra çıkarır. Kısa süre sonra çıkarırsa da umarım bunu yani motoru yatırmadan çok kısa süre içerisinde çözeriz servislerde. Yani benim beklentim o motordan, başka ne bekleyeceğiz? İkten Göl Boğaz mevkiine doğru gidiyoruz. Deniz kenarına. Orada biraz hava alalım. Hazır ıslamalarımız var. Bakalım şarjımız kaça çıkmış. %78'i görmüş. Çok iyi. %55'lerde koymuştum. Yani şu motoru en çok şu düşük viteslerdeki titreşimsiz kalkışını sevdim ben mesela. Bakın 2500 devirlerde sürüyorum. Yani video boyunca görüyorsunuz. 5. vites 2500 devir. En ufak bir sarsıntı yok. En ufak bir titreşim yok motorda. Bakın 2000 devir ya, 1800 devir. Hafif gaz açıyorum. Yok yani hani motor bile o böyle langır lungur titrer ya bazı motorlarda. O tarz bir his yok. Böyle 1000-2000 devir gidebilen bir dizel araçmış gibi hissettiriyor. Güzel yapmışlar yani 450 titreşimsizliği. Deniz kenarı, normal tatilciler için artık son günler.
Ama birazcık serinlediğinde kaçıyorlar. Biz Manavgat'ın yerlerinde kalıyoruz sahiller. Biz yine bir Ekim'in sonu Kasım'a kadar denize girmeye devam ediyoruz. Hava çok güzel, yakmayan, bulutlu, hafif yağmur beklentisi var. Hafif de bir esinti var, gayet iyi. Burası Boğaz Kafe, belediyenin işletmesi. Sol tarafta kamp alanı var arkadaşlar. Karavan kamp alanı, aynı zamanda çadır kamp alanı. Şöyle bir dolaşalım beraber. Sonra gelip şu kamp alanlarına koyup mola verelim. Bakın şu yükseklerden hızlı geçiyorum. Tık tık. Amortisörler sert ve hızlı darbelerde çok iyi çalışıyor. Ama sert ve hızlı gireceksiniz. Yani amortisöre sağlam bir baskı uygulamanız lazım. Bakın yavaş gidiyorum. Yani böyle de iyi, tamam. Hani bir 17 jant motora göre 21 jant var sonuçta ön tekerde. Ama sert ve hızlarda çok daha iyi çalışıyor. Altını çizeyim. İleride yağmur başlamış arkadaşlar. Kamerada görünmeyecek büyük ihtimalle. Gökkuşağı var dağların üstünde. Abi şu motor azıcık devirlik buradan. Boğdun motoru demeyin. Gerçekten 2000 devir civarında gidiyor arkadaşlar motor. Yani kullananlar varsa aramızda sahipleri, yorumlarda yazın. Hani ben mi yanlış söylüyorum, benim hissim mi yanlış, siz de belirtin arkadaşlar. Bakın 2000 devir yani gayet iyi çekiyor. Tamam hani bir 3000 devir daha iyi ama üstü, 3000 devir üstü, ama 2000 devirde de gayet iyi. Rahatsız etmiyor. Böyle gezebiliyorsunuz. Gazı kıstım komple. Rölanti de kendisi çekiyor. Hafif böyle lık lık yapmaya başladı. Sesinden hissediyorum ben. Rölantiye yakın. Üçüncü vites. Sabit gaz. EVH. Elimi gazdan çektim. Üçüncü vites. Yani şu çok önerilen bir hareket değil. Sonuçta hani krank binme falan baskı uyguluyorsunuz. Yani motorun bütün yükünü, motorun minimum tork ürettiği işte 1000-2000 devirlerde çektirmeye çalışıyorsunuz bütün ağırlığını. Yani şu anda 200 kilo motor desek, 70 kilo da ben desem, 170 kiloluk bir ağırlığı 1000-2000 devirde çektirmeye çalışıyorsunuz. Öyle düşünün. Çok önerilen bir şey değil ama yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Ben de kenarda bir yerde mola vereyim de şu mont üstünden bir atayım. Mola noktamıza geldik. Arkadaşlar motor bu. Ben şimdi burada bir mola vereceğim. Video çok uzun olmasın. Çip kısaltırım büyük ihtimalle. Bir dahaki video büyük ihtimalle tur videosu olur. Hadi tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videonun sonunda bir tane eksiklik söyleyeyim. Bunu aldığımdan beri söylemeyi unuttum sanırım. Bakın şu anda GoPro'nun pil kutusunu görüyorsunuz. 3 tane pil şarj eden bir cihaz. USB'den bağladım oraya. Yarım kontağımız açık şu anda. Motor çalışmıyor. Peki burada neyimiz var? Arkadaşlar kısa farımız yanıyor. Hani park gündüz ledleri değil, bildiğiniz kısa far yanıyor. Yani ben bu motoru çalıştırmazken bu kısa far neden yanıyor? Hani Smart Plan'de de biliyorsunuz birçok tur yaptım. İşte 2 sene sahibi oldum. Smart Plan'de böyle yarım kontak yaptığınızda, yani anahtarı yarım çevirdiğimizde motoru çalışmazken sadece gündüz ledleri yanardı yuvarlak farın etrafında. Kısa far yanmazdı. Ne zamanki motoru çalıştırırsınız siz, o zaman kısa far yanardı. Ama bakın, bununla şu anda motor çalışmıyor ve kısa farımız yanıyor. Boşu boşuna elektrik tüketiyor şu anda. Yani bunun aslında böyle olmaması lazım. Sadece şu gündüz ledi yansa, motor çalıştığında kısa far veya uzun farı yakabilsek çok daha iyi olurmuş. Hadi bunu da videonun sonuna eklemiş olalım.